Bir soru var chat kısmında. Müsaadenizle hocam. Estağfurullah. Nihat Bey yazmış. Hocam Risale-i Nur'da medrese ve zaviyelerin ruhu vardır demiştiniz. Biraz açabilir misiniz? Tesbihatlar, cevşen ve kulübü dariyalarla mı? Bunun yanında kalbin zümrüt tepeleri bunun neresindedir diyor. Evet, Üstad Hazretleri hem medreselerin çöktüğü, resmen de kapandığı, hem de tekke ve zaviyelerin ruhunu kaybettiği ve sonra resmen de kapatıldığı bir dönemde neşet etmiştir. Bunlar iki ana sütun dedim. Bu iki ana sütunu yeniden ihya etmeden İslam kubbesini onun üstüne koymak mümkün değildir. Bu siyasal İslamcıların yaptığı gibi yollarla filan İslam kubbesinin inşası mümkün değildir. Bunlar yani yolda zaman kaybeden böyle tembel çocuklar gibidir. Kendi menfaatlerinin esir ve zebunu zavallı kimselerdir. İşte Üstad böyle bir dönemde olmuş. Onun için o bitmiş medreselere Üstad yeniden bir ruh getirmiştir. Kısaca şöyle, medreselerde iki türlü ilim vardı. Muhakematın başında Üstad buna dikkat çekiyor. Bir ulumu aliye, yüce, yüksek ilimler. Bir de ulumu eliye, alet ilimleri. Hemen alet ilimleri kısa bir zamanda bitiriliyordu medreselerde, âli ilimlere geçiliyordu. Arapça bir ilim değildir aslında, alet ilmidir. Farsça öyle, dillerin hepsi öyle. Coğrafya, mantık, felsefe, hatta fizik, kimya, astronomi bunlar zati ilimler değildir. Bunlar alet ilimleridir. Çünkü bir insan coğrafya okur, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden bahsettiği ayetlerini daha iyi anlayabilmek için. Bir insan tarihi okur, Kur'an-ı Kerim'in tarihi kıssalarını ve tarih Hazreti Adem ta Kabil Habil'e kadar anlattıklarını daha iyi anlayabilmek için. Ve hakeza insan tıp okur, Kur'an'daki insanın yaratılışıyla alakalı ayetleri daha iyi anlayabilmek için. Yani alet ilimlerle âli ilme geçilirdi. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam vesaire. Fakat medreselerin son dönemlerinde âli ilme geçilemedi maalesef. Hep alet ilimlerinde kaldı. İşte o tekerleme zaten bunu anlatır. Benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur. Bina, emsile bina, maksut, avamil, izhar, izzi, yani Arapçanın dili, sarf ve nahiv içerisinde öğrendiği bir kısım ilim, dil kaideleri. Bina, emsile bina. Binayı okuyor, dönüyor, bir daha okuyor yani. Hatta senelerce medreselerde hep aynı şeylerin tekrarı olmuştur. Yani Yecüz la Yecüz, işte ayın çatlatma fıkraları vesaire. Aynı çıkartmak zor yani. Hoca da uğraşıyor, talebe de uğraşıyor vesaire. Medreseler âli ilme geçememişler. Alet ilimlerinde de bir uzun süre kaybı yaşamışlardır. Üstad Hazretleri medreselerdeki alet ilimlerini ve âli ilimleri, ileride belli bir bölüm yapacağım onu, çalışıyorum, çalıştım. Yani 3 ayda alet ilmi ve âli ilimlerden 90 kitabı ezberlemiş. Onları hazmetmiş. Nasıl böyle yapay zekaya değişik şeyler yükleniyor? Bir soru sorduğunuz zaman farklı yerlerde anlatılanları derleyip toparlayıp size özet bir cevap veriyor. Üstad da bu 90 kitapta öğrendiği, ezberlediği şeylerin içinde terkipler ve tahliller yaparak ortaya koyduğu önemli hususlar oluyor. Üstad Hazretleri medrese ilim. Onun için diyor ki Risale-i Nurlar'da, yani diyor ki medreselerde 30, 40, 50 senede elde edilen ilmi bir senede veriyor risaleler, yani bir senede. Yani her gün risale okursa ve bir sene gayret sarf ederse, başka bir şeyle meşgul olmadan, medreselerde elde edilen ulumu aliyenin özünü, ruhunu veriyor risaleler. Tabi üstad da bir de tekke ve zaviye ruhu var. Yani o abdiyet ve velayet, o kadar derin bir ibadeti var ki üstad hazretleri haftada bir Kur'an'ı hatmediyor.
Gümüşhanevi Hazretlerinin derlediği Kur'an kalınlığında 3 cilt Mecmuatul Ahsab'ı 15 günde bir hatmediyor. Geceleri teheccüd namazlarıyla çam ağacının başında veya Barla'daki evin önündeki ağaçta sabaha kadar Ya Rahman, Ya Rahim diyerek o zikirlerle zaten daha sonraki hayatında da Fecr-i Sadık'tan güneş doğmasından 45 dakika sonraya kadar hiç kimseyi odasına kabul etmiyormuş. Yani o kadar derin bir ibadeti var ki velayetiyle, kerametiyle beraber. Tabi bunlar hayatına farklı şekillerde yansıyor. Yeme içmesine de dikkat ederek ve Üstad Hazretleri bu iki sütunu ihya etmiştir. Hoca Efendi'nin Kalbin Zümrüt Tepeleri bu velayet boyutunun bir fikri izahından ibarettir. Ama kendi yaşadığının yansımasıdır. Kalbin Zümrüt Tepeleri belki daha da ileride gelecek. Hoca Efendi kendi dönemindeki neslin bir Alman tankı gibi olacağını, ondan sonra gelen neslin de biraz daha işi manevi, fikri, ilmi olarak ileri götüreceğini ama üçüncü göbek neslin belki arzu edilen sahabi seviyesinde bir nesil olacağını ben kendisinden buna yakın cümlelerle kaç defa dinlemişim bunu. İşte o üçüncü dönem gelecek neslin yaşantısının halini anlatan Kalbin Zümrüt Tepeleri. Bir de hocamın Mecmuatul Ahsab'ın ruhu hükmünde, özeti hükmünde hazırladığı, tahkik ederek hazırladığı El Kulubut Dariya vardır. El Kulubut Dariya da Mecmuatul Ahsab'ın özetidir. Üstadım 15 günde bir bitirdi. Biz o 3 cildi bitiremeyiz. Bari bunları okuyun. Yani 3 cildi tek cilt haline getirmiş, bize vermiş. Hocam bunları kendisi kim bilir kaç günde bitiriyordu bilemiyorum. Üstad Hazretleri 15 günde bir defa Mecmuatul Ahsab'ı baştan sona bitiriyormuş. Bu ne müthiş. Bu kadar ilmin, irfanın yanı başında müthiş dima ile ulûm-ı âliyeyi yazmanın, kaydettirmenin yanı başında ama nasıl bir kalbi hayat, nasıl Allah'ın isimleriyle münasebet, Allah'ın isimlerini hem zikrederek hem de kainattaki tecelliyatıyla da bütünleşerek fenafillah bekabillaha mazhariyette ne korkunç bir zirveyi yakaladığını, onun için bu hem bugünkü medreselerin yerini alan üniversiteler, ilahiyat fakülteleri epey bir geri. Biz yüksek lisans mezunu okurken hocamdan da ders alıyorduk. Yani 77, 78, 79, 80 ihtilaline kadar. Ben 80 mezunuyum İzmir Yüksek İslam Mezunu'ndan. Hocam bize bir gün sordu ki yani Yüksek İslam Mezunu'nda 4 sene size ne okutuluyor? Biz o kitapları getirdik. İşte şu kitaplarda şu var, şu var. Dedi ki ya bunun için 4 sene mi harcanır? Bunları ben dedi istesem size 4 ayda anlatırım dedi yani. Zaten üstadın hayatını devam ettiğimiz zaman da göreceğiz. Üstad hiçbir kitabı baştan sona hocasından okumamıştır. Hocalar demiş anahtardır. Yani bu kitapta şu anlatılır der. Sonra ben onu kendim okur baştan sona ezberler ve anlarım demiş yani. O 80-90 tane kitabı da bu şekilde okumuştur. Onun için müthiş bir adam geleceğe hazırlıyor. Cenab-ı Hak onu ve zaten ortaya konan Risale-i Nurları da görüyorsunuz. Gerçekten sıradan bir insanın o cümleleri kurabilme şansı yoktur. Yani kalbi hayatı olmasa o ballar balını bulup da bal aleminden o ilim süzgeci o şekilde geçmese bu kadar tatlı ve tonlu, bu kadar bereketli ve feyizli anlatılamaz. Üstadı iyi tanımak için tabi eserlerinin ihtişamını bilmek lazım. Ne kadar eserlerinin ihtişamını, derinliğini görürseniz o nispette üstadın da büyüklüğünü kavrayabilirsiniz. Biz belli şahısları bayraklaştırmak için uğraşmıyoruz. Şahısların hakkını vermeye. Bu bir adalettir. Hak sahibinin hakkını sahibine vermeye adalet denir bir manasıyla. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim vefa borcumuzdur aynı zamanda. Yani bu asırda veya bir önceki asırda Allah tarafından gerçekten vazifeli olan üstadı tanımak, o günkü namüsait şartlar içerisinde
Şimdi ilme ulaşmak kolay, kitaba ulaşmak kolay. Yani o günkü şartlarda Üstad Hazretleri nasıl bu ilimleri elde etmiş? Ya o 25. sözü sıradan bir insan telif edemez yani. Böylece evet, kısaca arkadaşımızın sorusuna karşı cevap vermiş oldum. Teşekkür ederiz demiş. Ben de teşekkür eder. Âli heyetinizi Allah'a emanet ederim.